Vatan Partisi il yönetimi referandum sürecinde yapılacak çalışmaların istişare edilmesi amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan her iki partinin il başkanları Eskişehir'den hayır sonucunun çıkacağını söyledi. CHP'li Sinan Özkar iddialı konuşarak Eskişehir'de %60'ın üzerinde hayır çıkacaktır dedi. Vatan Partisi İl Başkanı Raif Eşkinat ve Yönetim Kurulu referandum sürecinde yürütülecek çalışmaları istişare etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Eskişehir'in referandumda hayır diyeceğini vurgulayan Eşkinat şunları söyledi. Eskişehir olarak biz Kurtuluş Savaşı'mızın kan dökülen, direnen, düşmanı kovan topraklarının sahipleriyiz. Bu şehrin... Bu şehri sahiplenen insanların Cumhuriyet'in değerlerini yok eden, ülkeyi ne olduğu belli olmayan bir geleceğe sürükleyen duruma sokması asla düşünülemez. Ben de bütün yüreğimle inanıyorum ki Eskişehir hayır olarak net bir cevap verecektir bu seçime, kanmayacaktır. Burada bize karşı gösterilen, evet yönünde gösterilen bütün değerler, deliller, gerekçeler hepsi yalandır ve hepsi yanlıştır. Bunlara evet demeye teşvik edenler ve diyenler bile bunun daha ilk gününden zararını göreceklerdir. Biz onları da kurtarmak üzere hep birlikte hayır demeye çalışıyoruz. Bütün ülkemize hayır dedirtmeye çalışmalıyız. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sinan Özkar ise AKP'ye oy veren sade vatandaşımız da Cumhuriyet'in ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir dedi. Parlamenter demokrasi ve meclisin üstünlüğü. Yani millet hakimiyeti, millet hakimiyetinin de mecliste kullanıldığı bir düzen. Bu düzen yıkılmaya çalışılıyor. Tabii ki bu düzenin yıkılmaya çalışılmasının da önünde birçok engel var. Dediğim gibi bazı işte siyasi partilerle ortak dünya görüşümüz olmayabilir ama Cumhuriyet konusunda dünya görüşümüz hepsiyle ortaktır. Kesinlikle. Ben AKP'ye oy veren sade vatandaşımızın da bu ortaklığı düşündüğünü biliyorum ve eminim onlar da bunu gözlemlerinin önüne alıp sağduyuyla hareket edip bu Cumhuriyet'in ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceklerdir. Yapılan açıklamaların ardından AKP İl Başkanı Dündar Ünlü'nün Eskişehir'den evet çıkacağı yönündeki sözlerini hatırlattığımız Özkar iddialı konuşarak Eskişehir'de %60'ın üzerinde hayır oyu çıkacağını ileri sürdü. Şimdi tabii neye dayanarak bir tahminde bulundu onu bilemiyorum. Elinde somut bir veri var mı? Ben elimde bulunan somut verilere göre söylüyorum, Eskişehir'de %60'ın üzerinde bir hayır çıkacak. Yani 70 demiyorum, bakın onun altına iniyorum ve %60 diyorum. Türkiye genelinde de ben hayır çıkacağına inanıyorum. Bunların illüzyonuna halk kanmayacak. Yani başkanlık sistemine bu halk karşı. Çünkü... bu halk demokrasinin ve parlamenter sistemin ne olduğunu biliyor ve tek kişinin eline ülkenin kaderinin terk edilmemesi gerektiğini de biliyor. Yani bunun isimlendirme önemli değil. Kim olursa olsun hiçbir ülke tek kişinin eline bırakılamaz. Yani bunun uygulandığı yerler var ama oralar nedir? Diktatörlüktür. Demokrasiden, insan haklarından, kişi güvencesinden, hukuktan bahsetmek mümkün değil. Eğer bunları yitirmek istemiyorsak böyle bir anayasaya evet demememiz lazım. Halk da bunun farkında ve evet demeyeceğini düşünüyorum.